Sevgili akrep burçları, ay burcu akrep, yükselen burcu akrep olan dostlarım, Mart ayı hepinize kutlu olsun. Siz Mars'ın su yönüsünüz. Biraz evvel de koçtaşlarımla sohbet yaptım. Siz de benim sırdaşımsınız. Çünkü benim ay burcum akrep. Salı günleri benim günüm. Salı günlerini çok seviyorum. Akrep burçları, size de bayılıyorum. Hepinizin savaşma yeteneğine bayılıyorum. Mücadele gücünüze bayılıyorum. Sessiz sessiz gidip aniden vurmanıza bayılıyorum. Akrepler aniden bindirirler. Şimdi dostlarım, su grubunun işte Mars yönünü aldığınız için biraz sessiz sessiz savaşacaksınız Mart ayı boyunca. Mart ayını biraz evvel söyledim koçtaşlarıma da, bunu bilme hakkınız var. Bilmeyenlerin bilme hakkı var. Mart antik astrolojide March diye yazılır. Mars diye okunur aslında. Biz Mart diye Fransızcaya geçmiş. Ondan sonra şu anda da Yunanistan'da falan da Mart diye kullanılıyor ama biz de Mart diye kullanıyoruz Mart ayını. Yalnız işte Mars gezegeniyle aynı, eşdeğer. O yüzden pek çok akrep burcuna Mart ayı çok iyi gelecek. Bu müjdeyi verin. Mart ayı tekrar tekrar kutlu olsun. İnşallah tüm dilekleriniz kabul olsun. Koçtaşlarıma bu kadar iyimser sözler söylemedim. Neden? Siz su grubu olduğunuz için 21'ine kadar Güneş dost burcunuz balıkta. Sizi içten içe destekliyor. Bir kere maddi sorunu tamamıyla sıfırlıyor. Jüpiter'in balıkta olması, Güneş'in balıkta olması aynı zamanda ego sorunlarını gideriyor. Sevgili sırdaşlarım, sırdaşlarım deyince akrep burcu dediğimi anlayın. Sevgili sırdaşlarım, benim de ay burcum akrep diye söylüyorum. Anlamayan olabilir. Sevgili akrep sırdaşlarım. İkinci bir olay var. Mart ayı boyunca bunu da belirteyim. Güneş 21'ine kadar balık burcunda, 21'inden sonra koç burcunda sizi çok güzel destekliyor. Haberiniz olsun. Evlilikte ego sorunlarını çözüyor. Beraberliklerde ve aşkta ego sorunlarını çözüyor. Egoist bir partneriniz varsa, kocanız, karınız varsa tamamıyla onun egosunu sıfırlıyor. Sen de böyle hafif hafif rahat rahat hareket etme fırsatı buluyorsun. Olur, ikili ilişkilerde bazen ego konuşur arkadaşlar. Hatta ben çoğu kere konuştuğunu söylüyorum. Bir rahat nefes alacaksınız ikili ilişkilerde. Ha, benim dediğime geldin mi şimdi diyeceksin. Düşün. Bunu da yaz bir köşeye. Partnerine söyleyeceksin. Ha, sen benim dediğime geldin mi? Ha, bak bak bak. Ben sana şu işe girme dedim. Girdin, kaybettin. Ya da şu adamla konuşma, seni kötü yola götürüyor dedim. Dediğime geldin mi? Ya da aileni dinledin, beni ezdin. Bak, ailenden darbeyi yedin diyeceksin. Bu hafta diyecek misin? Pek çok akrep burcu diyecek. Ego susacak, akrep konuşacak bu hafta. İkili ilişkilerde. Ve aynı zamanda arkadaşlar, bazı akrep burçlarının borçları olabilir. Beraber yaşadıkları insanların, annelerinin, babalarının, sevgililerinin, evlatlarının borçları olabilir. Bir şeyler sıfırlanacak, bunu bilin. Ona göre size zikir vereceğim biraz sonra arkadaşlar. Aşk perisi destekliyor mu? Destekliyor. Aşk perisi adeta okunu atacak. Yalnız akrep kalmayacak bu hafta arkadaşlar. Bu hafta bazı hedefler yerini bulacak. Gerek sosyal ilişkilerde, gerek aşk ilişkilerinde sırlarını paylaşma fırsatı bulacaksın Akrep Burcu. Şimdi birisi, mutsuz birisi kapına gelecek ve diyecek ki ben şöyle şöyle mutsuz bir ilişki yaşadım. Benimle beraber var mısın? Bir şekilde sana ulaşacak arkadaşım. Akrep burçlarına diyorum. Gerek kadın gerek erkek, ya geçmişten gelen biri ya da yeni tanıdığın biri olabilir. İlişkilere başlanacağını gösterdi. Yüzük takılabilir, nikah için gün alınabilir. Akrep burçları. Bu konuda çok eminim.
İkili ilişkiler bakımından çok iyi. Sadece tek sorun bu hafta borç ve ödemeler, aynı zamanda sıkıntıya sürükleyen tek şey arkadaşlar, yani bir kaynaklarda tıkanma olmuş. O tıkanmanın aşılması gerekiyor. Ritüel de yapabilirsiniz, dua da yapabilirsiniz. Ha, borçların ödenmesi için akşamları Vaka suresini okuyun arkadaşlar. Vaka suresini okuyun. Aynı zamanda vaka sevginin gücünü de artırır. Biraz sonra zikrinizi de vereceğim. Hesap ettim arkadaşlar. İkili ilişkilerde birdenbire güçlenmeler olacak. Balıklarla akrepler arasında, akreplerle kovalar arasında, akreplerle boğalar arasında çok güzel beraberlikler kurulacağını görüyorum. Bazı evli akrep burçları anne ya da baba olma fırsatını yakalayabilirler arkadaşlar. Yalnız migren türü ağrılara dikkat edin. Bir de kendinizi hapsettiğiniz yerden çıkın arkadaşlar. Sanki birilerinin sözlerinden dolayı kendinizi hapsetmişsiniz dostlarım. Kendinize has bir takım durumlar sergileyeceksiniz. Kendinize has bir takım olayları gündeme getirirken herkes size diyecek ki ne kadar yaratıcı fikirlerin var ya da girişimcisin diyebilir Akrep Burcu. Bunu da belirteyim. Göz ve nazar enerjisi çok yoğun sevgili dostum. Evet, bazı sevgi yönünden kuvvetlenen akrepler yola gidebilirler partnerleriyle. Yurt dışı olaylarını gerçekleştirebilirler. Evet, bolluk içinde bir dönem için, biraz sonra zikrinizi vereceğim. Bolluk içindesiniz aslında da biraz borç ödemesi var. O canınızı sıkmış. Enerji bolluk adına. Ama enerji bollukla ilgili ama ödemelerde de işte bir sıkıntı var arkadaşlar. Yavaş yavaş akış başlamış. Bence bu haftayı geçirin. Önümüzdeki haftalar daha kolay geçecek. Bundan çok eminim sevgili sırdaşlarım. Şimdi bir şeyler sana sunulacak, dinleyeceksin, olur demeyeceksin. İş konusunda da olabilir, bir proje konusunda da olabilir. Hemen olur deme, biraz dinlen, dinle ve biraz kafanı dinlendir. Sonra kararını verirsin. Bu hafta iş için çok önemli kararlar verme diyorum. Hayal kırıklığı yaşayabilirsin gösterdi sevgili akrep burçları. Bazı akrep burçları diyete başlayabilirler ve kilo vereceklerdir, ağırlıklarını atacaklardır, hafifleyecekler biraz da arkadaşlar. Yalnız akşamları olunca bir takım hastalık belirtileri başlıyor arkadaşlar. Eklem ağrıları gibi, kemik ağrıları gibi sorunlar baş gösteriyor. Buna karşı dikkatli olun, iyi araştırın arkadaşlar. Bu da vücutta bir ödem ya da bir hastalığın sonucu olabilir. İyice gıda rejiminize dikkat edin derim. Bir de arkadaşlar evrak gözüktü. Tamam, resmi evrak var ama bazı akrep burçlarına da hesap ettiğimde diploma tarzı, meslek edinme tarzı evraklar da alabilirsiniz. Onaylanmış, mühürlenmiş işlemlerde söz konusu arkadaşlar. Sizin üstünüzde kuvveti olan bir patron gibi, baba gibi bir erkek figürü var. Bütün akreplere söylüyorum. Kadınlara da erkeklere de. Yaşlıca ya da otoriter bir adamdan bir sıkıntı alabilirsiniz. Sizi üzebilir. Kendi bildiğiniz yolda gidin. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Saygı çerçevesinde ona karşı gelin sevgili dostum. Evet, amaçlarınıza ulaşmak daha kolay olacak. Bazı akrep burçları aniden başak burçlarıyla karşılaşabilirler. Başak burçlarıyla aşkları başlayabilir. Ya da başak burçlarıyla sorunları varsa aniden çözecekler arkadaşlar. Bir kadının desteğini alacaksınız. Bir erkekten kötü söz duyabilirsiniz ama bir kadının da desteği alınacak gözüküyor. Kadın enerjisi sizi destekliyor gözüküyor. Kalp çakranıza dikkat edin. Kalp tekleyebilir.
O da sevgi ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Kalp sevgi ve aşkla ilgili sorunları taşır. Ona dikkat edin diyorum. Ve ev kazalarına karşı çok dikkatli olun. Biraz ev kazaları da verebilir bu hafta. Burkulmalar, yanmalar, suda yanmalar, evi su basması, bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Borçlarınızı öderseniz bu hafta sıkıntı gözükmüyor. Yalnız borçların ödenmesi için bir kaynaktan blokajın açılması lazım. Onun için de zikrinizi veriyorum. Ya Muksit. 270 kere Ya Muksit zikrini çektiğinizde borçlarınız bir anda ödenecek. Maksatınıza çabuk erişeceksiniz. Muksit MKS kökünden gelir arkadaşlar. Maksat, amaç. Amacınız borçları ödemekse bir anda bütün hayır kapıları açılacak ve o borçlar sular seller gibi ödenecek. Ya Muksit zikrini inanarak çekin. Çok borcu olan varsa, birkaç aya yığılmışsa, onlara yani bir haftadan sonra da devam etsinler diyorum. Yok borcu yoksa, borç yapmak istemiyorsa bir hafta 270 kere günde Ya Muksit çeksin. Videonun altına yazacağım. Ayrıca ek para isteyenler, kazanç isteyenler de geceleri ya da yatsı namazından sonra Vaka suresini okusunlar ya da YouTube'u açıp dinlesinler arkadaşlar. İşleri yoluna girecektir Allah'ın izniyle. Hepinizin Mart ayı kutlu olsun. Mart'ın ilk haftasındayız. Bugün de ayın 1'i. 1 ile 7'si arasındaki yorumlarınızı yaptım. Bugün ayın 1'inde bir ritüel yapın arkadaşlar. Suya okuyun. Suyu için, suyu şifa için yıkanın. Bir tuzlu suyla yıkanabilirsiniz. Akrep burcu süper olur. Bu ayın güzel geçsin deyin. İçine bildiğiniz duaları okuyun. Hiç önemli değil. 66 ben 66 İhlas okuyorum. 336'da Ya Musavvir çekiyorum. Ya Musavvir melek enerjisidir arkadaşlar. İnsanın aurasına bir melek enerjisi, bir ışıltı çöker. 336 Ya Musavvir çeken bütün kadınlar diyorum, erkeklere de diyorum. Yüzünüz yaşlanmaz. Gerçekten 336 Ya Musavvir çektiğinizde yüzünüz hiç kırışmaz, yaşlı melek enerjisini direkt çekiyorsunuz ya. Ama öbür tarafta bir 90'lık falan ama 120'lik, ya 120 yaşında gibi kalır da öbür taraf 90'lık olursa ben şaşırmam. Orası biraz sporla alakalıdır, spor bibor yapmakla. Valla ben spor yapamıyorum. Yüzüm genç kalsın diye 336 Ya Musavvir çekiyorum. Her zaman da yüzüm genç kalıyor, çok şükürler olsun. Arkadaşlar, şaka yapıyorum. Bazen sohbet yapıyoruz. Profesyonel olarak bu işi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Profesyonel olmanın gereği de kendine saygı, izleyiciye saygı, işine saygıdır. Her gün düzenli olarak video atabiliyorsam o en büyük disiplindir işte. Profesyonel olmanın pek çok ayağı var. Bunlardan birisi dediğim gibi düzenli video atmak, diğeri stüdyo tarzı bir yerde çekim yapmak. İnşallah diğer ayaklarında gitgide yerleştireceğim. Üçüncüsü de bütün profesyoneller samimidir arkadaşlar, bunu bilin. Neyse ki oyuzdur. İçimden geldiği gibi bir video çektim. Beğendiyseniz likelayın, yorum kısmına emoji bırakın. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Akrep sırdaşlarım.